Bir ABC üçgenin içine dikdörtgen yerleştirdiğimizde bu dikdörtgenin alanının en büyük değeri üçgenin alanının yarısıdır. Bunun gerçekleşmesi için o üçgenin tam orta tabanına denk gelecek şekilde dikdörtgenin bir kenarı olması lazım. Yani şu dikdörtgenin kenarı orta tabana denk geldiği an bu üç dikdörtgenin alanı en büyük olacaktır. Ve üçgenin alanının yarısıdır. Bu mantıkla bakarsak ABC üçgeninin yüksekliği 6, tabanı 8. Tam şu D noktası orta tabana gelecek şekilde diye düşünürsek arkadaşlar burası 8 ise yarısı 4 olacaktır. Yüksekliğimiz 6 ise yüksekliği de 2'ye böleceğiz. 3'e 3 diye bölecektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu alan nedir? 4 çarpı 3'ten 12 birim olacaktır. Bu 12 birim. Şimdi ikinci dikdörtgeni geldik. İkinci dikdörtgene dikkat ederseniz ADE üçgeninin nedir? Yarısı olacaktır. Çünkü bu da tam orta tabana denk gelirse arkadaşlar şimdi buradaki yüksekliğimiz bu sefer 3 üç birim. 3'ün yarısı burası 3 bölü 2 olacaktır. Tabanımız arkadaşlar artık şu DE kenarı ADE üçgeninin tabanı 4 birim. 4 birimse bu orta tabandan buraya 2 gelecektir. Dolayısıyla bu alan 3 bölü 2 çarpı 2'den 3 birim olacaktır. Bizden dikdörtgenin alanları toplamı soruyor. 3 artı 12'den 15 maksimum değeri olacaktır arkadaşlar.